İlim yapılacak şeyin hükmünü bilmek, amel ise onu yerine getirmek demektir. İkisi beraber şeriat. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu ki: "Men dakhala'l mescide fela yeclis hatta yusalliya rak'ateyn." Kim ki bir meclise girerse, girmiş olduğu mecliste iki rekat kılıncaya kadar oturmasın. Yani tahiyyetül mescid namazı diyoruz. Mescide girdiniz, iki rekat namaz kılın, öyle oturun buyuruyor Resulullah Efendimiz. Şimdi bunu bilmek nedir? İlimdir. Bunu gereğiyle amel etmek edeptir. Yani amel edip yerine getirmektir. İkisi beraber nedir? Şeriattır. Bakın, bizden istenilen sadece bilmek değil arkadaşlar. Sadece kuru bilgi değil. Zira Allah sadece bilenlere alim demiyor. Ya o ilmiyle amel edenlere amin diyor. Mesela diyelim ki siz şoförlük kitabını ezberlediniz. A'dan Z'ye biliyorsunuz. Aşçılık kitabını A'dan Z'ye biliyorsunuz. Ama hiç araba sürmediniz ya da hiç kepçeyi tutmadınız. Size şoför denir mi? Denmez. Aşçı denir mi? Denmez. Allah da buyuruyor: "Siz ilim, yani bilgiyi bilebilirsiniz ama bilgiyi bilene Allah alim demiyor. Kime alim diyor? O bildiğiyle amel eder." Bizden istenen mutlak bilgi değil, mutlak ilim değil. İnsan o ilmiyle amel ettiği vakitte Allah ile arasında bir bağ oluşuyor arkadaşlar. O ilmin gereğini yaptığı vakitte. İlimsiz amel batıldır. Bir insan bilmeden amel edemez. Mesela diyelim ki, neden bilmeden amel edemez? Çünkü Allah'ın acaba istediği gibi amel ediyor muyum, etmiyor muyum, onu bilemez. Mesela bir kimse fıkıh kitaplarında geçer. Namaz kılacak, etrafta kıbleyi gösterecek bir alamet yok. Yanında da efendim soracak insanlar var ama velakin sormuyor. Kendisi de araştırmıyorsa, velev ki namazı isabet, kıbleye isabet etmiş olarak kılsa dahi onun namazı olmaz arkadaşlar. Bakın, araştırmadıysa, yanındaki insanlara sormadıysa, velev ki kıbleye dönüp isabet etmiş bile olsa namazı olmaz. Demek ki ilimsiz, bilgisiz olmadığı gibi bunu araştırmadan da İş isabet etmiş, kabul edilmiyor. İlim var, amel yoksa Allah ile bir bağ kurulamamış demektir. Efendimiz buyururlardı bu manayı ifade ederken: "Ben zannederdim ki şimdiye kadar Müslümanlar, insanlar neden dolayı helak oldular? İlimsizlikten dolayı helak olduklarını zannederdim. Meğerse amelsizlikten dolayı helak olmuşlar." Neden? Çünkü az çok bakıyorsunuz köşelere, sağa sola, doğuya bakıyorsunuz, doğu uleması var. Batıya bakıyorsunuz, batı uleması var. Efendim, Karadeniz uleması var. Kıyıda köşede ufak tefek bir medreseler var. Bu milletin hepsi hemen hemen namazın çoğu farz olduğunu biliyor. Orucun farz olduğunu biliyor. İlimsizlikten dolayı bir kayıp yok. Bilmemek değil burada insanları yıkan. Ya amel etmemek arkadaşlar. Şimdi Ramazan ayına geliyoruz. Ramazan ayında oruç tutmak nedir? İlimdir. Oruç tutmanın farz olduğunu bilmek ilimdir. Onu yerine getirmek ise ameldir. İkisi beraber şeriattır. Şimdi lokantalar var. Gündüzleyin lokantaları açmak caiz midir? El cevap: İnsanların gerçekten ihtiyacı bulunmayan bir yerde, çarşı gibi bir yerdeyseniz açmak caiz değildir diyor ulema. Ancak efendim siz
yol kenarlarında bulunursunuz. Orada seferi olan kimselerin istikametindesinizdir. Seferi olduğundan dolayı o kimsenin oruç tutmama lüksü vardır. Öyle bir hakkı vardır. Ondan dolayı o menzilde oruç tutmadığına, seferi olduğundan dolayı özürlü olduğuna hamlen siz orada dükkanınızı açabilirsiniz. Yani lokantanızı. Bunu niye söylüyorum? Şimdi gittik bugün lokantacılarla, o başkanlarla, birileriyle oturduk konuştuk. Dedik ki arkadaşlar, Ramazan geliyor. Ramazan geliyor ama ve lakin Balıkesir'e Ramazan geliyor mu? Balıkesir'e Ramazan gelsin artık ya. İnsanlar ellerinde sigarayla pofur pofur dolaşmasınlar. Bir Yahudi, bunu anlattık onlara. Bir Yahudi vefat ediyor. Vis rüyasında onu cennete görüyor. Diyor, senin ne işin var burada? Diyor ki, ben diyor oğluma tembih etmiştim. Sakın ola ki Müslümanların o Ramazan ayında sakın ola ki ekmekle vesaire yemekle dışarı çıkmayasın. Bir gün baktım bizim oğlan elinde ekmek geziniyor ortalıkta. Onu gördüm, bir tane çaktım ona. Ben sana demedim mi Müslümanların Ramazan ayında? Bu da Allah'ın çok hoşuna gitmiş meğerse. Ölmeden evvel bana iman nasip etti. Birkaç gün sonra da ben vefat ettim. Ve şimdi cennete girdim. Ramazan'a saygı adamın imanına sebep oluyor. Tersten düşünün olayı. Ya saygısızlık. O yüzden lokantacılar başta olmak üzere, kahveciler, açmayın arkadaşlar. Açmayın. Bunu açmayın. İftarda açın. Sahurda açın. İlla açmanız gerekiyor. Engelleyemiyorsanız ki o sizinle Allah arasında, illa açmanız gerekiyorsa dışarıya servis yapmayın. Önüne bir perde çekin. Allah'a apaçık bir isyanda siz de bayrak kaldırmayın. Bakın bugün onu da söyledik. Gazze'dekilere acıyoruz. Evet acıyoruz. Acıyacağız. Destek vereceğiz. Yardım edeceğiz. Dedim ki ben buradakilere daha çok acıyorum dedim. Neden bilir misiniz? Gazze'dekilerin bir artısı var. Zira onlar o ateşin içerisindeyken ölürlerse şehit olacaklar. Ama burada Allah'a isyan ederken, haramların içerisindeyken ki ennel harama narun, sanki haram ateştir buyuruldu. Bu haramın içerisinde vefat eden kimse ise korkuyorum ahirette nereye gideceği belli değil. Bakın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bizler şunu düşünmemiz lazım. Bunu zaman zaman dinlendiriyorum. Misafirlerimize de az önce dinlendirdim. İbrahim Aleyhisselam ateşe giderken ne dedi? Cebrail Aleyhisselam geldi. Allah görüyor, biliyor. O zaman hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Allah ne yaptı? Ateşe direkt müdahale etti. Şimdi sorumuz şu. Acaba İbrahim Aleyhisselam ne yaptı da Allah direkt ateşe müdahale etti? İbrahim Aleyhisselam اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Allah ona buyurdu ki teslim ol. O dedi ki ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın en büyük özelliği ne? Teslimiyet. Onu Allah'ın ateşine direkt müdahale etmesine, Allah'ın rızasını celbedecek olan şey İbrahim Aleyhisselam'daki Allah'a karşı olan samimiyet, sorgusuz sualsiz teslimiyet. Ve dedi ki ben inanıyorum ki dedim başkanlarım, eğer biz bu adımı atarsak, lokantacılara şöyle bir mesaj çekersek, evet, kıymetli arkadaşlar, Ramazan dolayısıyla Müslümanların orucuna saygı gösterelim, lütfen açmayalım ya da açmak zorunda isek ya perdeyle kapatalım ya da dışarıya servis yapmayalım. Bunu mesaj olarak atalım. Emin olun bu adım Allah'a teslimiyetin bir adımıdır. Ben inanıyorum ki Allah farklı bir bereket verecektir. Ve bu adımdan dolayı da belki çoğu musibetleri kaldıracaktır. Allah bizi görsün arkadaşlar. Allah bizim kendi dinini yaşamak istediğimizi görsün. Bu adımı atalım. Etrafımızdakilere duyuralım. Hassas olalım. Mesela orada çok güzel bir misal verdi birisi. Dedi ki hocam geçen senelerde de buna gelmiştiniz bize. O zamanları biz bunu ilan ettik. Arkadaşlardan birisi çok buna taaccüp etmiş böyle. Çok da böyle hoşlanmış.
dondurmacı arkadaş, efendim bir tane kadın gelmiş ona, demiş ki ben dondurma istiyorum Ramazan ayında, külahta dondurma alacağım demiş. Hanımefendi demiş, biz Ramazan ayında külahta dondurma vermiyoruz, istiyorsanız paket yapayım göndereyim demiş. O da hemen lokantacılar başkanını arıyor. Tamam mı? Bu diyor sizin adam, sizin üyeniz. Bana böyle böyle dedi. Hanımefendi olabilir. Her kurumun kendine göre efendim kuralları vardır. Vermiyorum dememiş ki demiş. Vereceğim ama külahta değil. Efendim pakette. Siz de alın nerede yiyorsanız yiyin demiş. Bakın ne kadar hassas bir durum. Bu Müslümanların emin olun kuvvetlenmesini Allah katında rızasını celbetmeye de sebep olur. Bazı medreselerde, bazı yerlerde, eskilerden özellikle hep derlerdi ki şu kitabı okuyalım, şunu mütalaa edelim, şunu yapalım, hangi kitabı ezberleyelim, hangi kitabı unutalım. Hep bunun tartışması yapıldı. Amel yok. Ve yıllar sonra gelinen nokta, şimdi ne kitap var ne amel var. Bizim kitap okumaktan kastımız, ilim okumaktan kastımız ne olmalı? Amel etmek olmalı. Allah'ın bir ayetini gördüğümüz vakitte onu ben nasıl yaşarımın bir derdi olmalı bizde. Burada teheccüden bahsediyoruz değil mi? Ben teheccüdü nasıl kılabilirim? Ya Rabbi ben kalkamıyorum ama nasıl yapsam? Bunun derdi bizde olmalı. İmam-ı Gazali Hazretleri öyle buyurdu. Buyurdu ki ben dedi bu ilme dünyalık için başladım. Ancak bu ilim beni ahiretliğe çevirdi. Evet, eskiden böyle değildi medreseler. Şu anda medreseler efendim böyle itilmiş, kakılmış gibi görünse de eskiden öyle değildi. Eskiden o zamanlarda medrese sahibi demek, makam mevki sahibi demekti. Devletin üst köşesindeydi. Yani Kemal İbni Hümam, Fethül Kadir sahibi, Hidayenin şarihlerinden, yani padişahın özel adamlarındandı bunlar. Dolayısıyla kendisi başlamıştı ilme ama dünyalık için başlamıştı. Ama o kadar samimi Mevla Teala bir gayret verdi ki ilim onu ahiretliğe çevirdi. Günümüzde medresede okuyanlar bütün ilimleri ezberleseniz dahi, bütün Kur'an-ı Kerim vücuhatını bilseniz dahi, fıkıh, tefsir, hadisi dahi bilseniz siz değil devletin bir kademesinde imam bile olamazsınız. Diyorlar mı? Diyorlar. Evet, diyorlar. Peki imamlara, medresede ilim okuyanlar, Allah'ın dini tahsil edenlere bunu dediler. İlk başta bu başlarken şöyle başladı. Dünyevi ilimler ve uhrevi ilimler diye ayırdılar. Çok masumane başladı. Dünya işleriyle uğraşanlar dünya işlerine meşgul olsunlar. O ilimle okusunlar. Doktor olsunlar, tıp olsun, okusunlar. Avukat olsunlar. Efendim, hoca olacak olanlar, uhrevi işle meşgul olacaklar da dünya işlerine takılmasınlar. Onlar da o işlerinde mahir olsunlar diye masumane bir kriterle başladı. Netice çıkan doktorlar ve çıkan mühendisler ortada. Bir hoca efendi, efendim Mahmut Eren hocam, kendisi şöyle bir soru sormuş bir meclisteyken. 3-5 doktor var. Demiş ki onlara, size demiş samimi bir soru soracağım. Buyurun demiş hocam. Piyasada para için adam doğuramayan kaç doktor vardır demiş. Piyasada para için ameliyat yapmayan, doğuramayan kaç doktor var deyince oradan birisi demiş ki hocam bu soruyu ne sen sor ne de biz cevaplayalım demiş. Ya. Bütün doktorlar öyle demektir demiyorum. İhlas ile samimi olanları tamam ama eğer siz o çocuğa doktor olacak olan kişiye imanı koymazsanız para için insanları doğurar. Eğer mühendis olacak çocuğun kalbine bu Allah korkusunu, bu ilmi, bu imanı koymazsanız o zaman tuğladan da çalar, betondan da çalar, efendim demirden de çalar.
Bir keresinde bir Kastamonulu, bir Bursalı, bir de birisi üç yerden onlar ortaklık yapalım demişler. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki demişler. İnşaatı kısa bir zamanda bitirmişler. Ama aradan birkaç ay geçer geçmez inşaat yıkılmış. Kastamonu demiş ki, eyvah demiş, yazık oldu, o kadar param gitti, battım, oranın bütün ahşabını ben karşılamıştım demiş. Bittim demiş. Bursalı demiş ki, eyvah eyvah demiş, oranın betonunu ben karşılamıştım, şimdi bütün paramı da oraya yatırdım, ben de bittim demiş. Bizim o üçüncü şahıs da elhamdülillah demiş ya. Desene demiş, ben de az kalsın bitecektim. Ben de o demire parayı yatırsaydım demiş. Ben de bitecektim demiş. İyi ki yatırmadım demiş. Yani betonun içine de adam demir koymamış. Tamam. İş bu hale gelir. Para için insanlar farklılaşır. Eğer siz o küçük yaştayken temel eğitimde çocuklara Allah'ın sevgisini, Resulullah'ın sevgisini vermezseniz durum buraya doğru gider. Eski Diyanet İşleri başkanlarından birisi bir hoca efendiyi anlatıyor. Diyor ki, Antalya'da seminer yapılıyor. Biz diyor imamları toplardık. Atıyorum 100 tane, 200 tane imam. Ön tarafa diyor yaşlı imamlar gelirdi. Bu yaşlı imamlar sarıklı, cübbeli, sakallı böyle imamlar. Bunlar gelirler, ön tarafa otururlar. Yeni atananlar da 80-90 kişi de o 15-20 tane o yaşlı hocanın elini öper, onların duasını alır. O yaşlı hocalar da onlara derdi ki, ha göreyim seni bakayım, bir sakal bırakıver, ne de yakışır sana. Birisini görse, ya bu imama hiç yakışmaz. Birisini farklı görse, sen imamsın artık, milletin önderisin der. Ondan sonra oradan çıkanlar tatlı bir emri bin marufla sakal bırakırlar, şalvar giyerler. Bakın, eskiden böyleydi. Böyle de olmalıydı. Geçen seneki, yani geçen dönemki Diyanet İşleri Reisi bizim doğudaki hocalardan, seydalardan birinin yanına gidiyor. Diyor ki, efendim diyor, artık devlet ile hocalar bir oldu. Artık devlet hocalarına sahip çıkıyor. Eskiden olanları unutalım diyor. Bırakalım onları. Ne olursunuz artık beraber olalım deyince o Diyanet İşleri Reisi'ne o hoca efendi, o seyda şöyle diyor. Sayın başkanım diyor. Size sadece bir soru soracağım. Başka yok diyor. Buyurun efendim diyor. Ben diyor okuttum 100 tane hocaya icazet verdim. Şimdi sorum şudur. Benim 100 tane verdiğim hocaya icazeti bir tarafa koysak, sizin İmam Hatip'ten yarı okumayı bilen, Kur'an okumayı bilen bilmeyen bir talebenin aldığı İmam Hatip'ten aldığı o diploma ile benim 100 hocaya verdiğim icazet yan yana getirilse, siz hangisini tercih edersiniz? Hangisine değer verir, ona görev verirsiniz? Deyince Diyanet İşleri Başkanı, hocam anladım ne demek istediğinizi, tamam deyip oradan ayrılıyor. Öyle demiş. Sayın Başkanım ben sizi anlıyorum ama demiş, mevzuat yeterli değil, mevzuat demiş. Japonların meşhur sözü. Mevzuat uygun değil, öyle derlermiş onlar. O yüzden Efendimiz buyurur, ey cemaat, kendinizi icazetli yapmaya çalışın. İcazet ehli olun. Bir gün gelir diploma söner ama icazet sönmez. Diplomalı döner ama icazetli dönmez buyurur Efendimiz. Öldük arkadaşlar. Diploma işi bitti. Ne işi başlıyor? İcazet. Senin ismini nedir icazet? Senin ismin o ilim silsilesinde yer alıyor. Ne demek o? Yani sen bir üstattan almışsın. O üstadından almış. O üstadından ta nereye kadar gidiyor biliyor musun? Bu alimler silsilesi. Ta Resulullah'a kadar gidiyor.
Oradan Cebrail'e gidiyor, oradan Allah'a gidiyor. İlim silsilesi budur. İcazet dediğimiz budur. Tamam. Bu altın halkaya senin de ismini yazıyorlar. Bu da hevesli olalım. Hocam ben iş çalışıyorum. Boş ver. Hocam nasıl boş vereyim? Eğer bir imkanını buluyorsan, bir senelik bir imkan ayarlıyorsan, bir sene ara verdim arkadaşlar. Gel medreseye, bir senedir oku, dinle, öğren, git. İşine devam et. Hüseyin abinin öyle olması lazım. Ercan abinin öyle olması lazım. Tamam. Bir sene okuyacaksınız, bütün bir hayatınız düzelecek. Nusret abi, öyle olmalı. Emekli adam. Onunla eylemiş, eleğini asmış, gelecek medreseye, orada oturacak. Geceliğin teheccüde kalkmayı, sabah, gece, akşam saat 10'a kadar böyle sallanmayı, ara sırada ayakta uyumayı öğrenecek. Tabii. Talebeliğin tadı burada. Orada çıkar. Bizim aşçı bile medreseden gelme. Yani. Eline şu ana kadar hiç kepçe bile almamış, medreseye geldikten sonra kepçe aldı. Ama biliyor ki talebelik nasıl olur. Bu sohbetlerimiz arkadaşlar, evet bir ilim meclisidir ama ders halakası değildir. Burada sadece ve sadece ilme teşvik edilir. Yoksa ilim ince ayrıntılarıyla asla öğretilmez, konuşulmaz. Bunun fıkhı var, tefsiri var, hadisi var, kelamı var, akaidi var, usulü fıkhı var, usulü hadisi var. Mantığı var, münazarası var. Var da var ya. O yüzden bu ilme meraklı olmak lazım. Öyle değil mi Erdal Efendi? Bunca sene başka işlerle meşgul olduk. Bir iki seneyi de ayıralım. Medrese de okuyalım. Ne olacak? Abdullah. Geziyor. Bildiğim bileli geziyor. Oturacak medrese. İki sene kendini kilitleyecek. Bakmayacak sağa sola. İlim ehli olacak, çıkacak. İki sene sonra çıksın. Öyle olmak lazım. Değil mi Abdullah? Tabii. Tabii cemaat içinde hır diyorsun. Evet. Ona nazım geçiyor, öyle takılıyorum. Ama öyle olmak lazım. Sevdiğim için söylüyorum bunları. Bana ne? Diyebilirim ama diyemiyorum. İlimsiz konuşamazsınız arkadaşlar. İlim olmadan konuşulmaz. Kur'an-ı Kerim, bakın size kısa bir misal soru sorayım. Size aileyi bana tarif edin desem nasıl tarif edersiniz? Danışmanım burada mı? Danışmanım nerede? Yok. Söylersin danışmanım ben. Hocam seni soruyor. Tamam. Size aileyi tarif edin desen ne dersin Ercan Efendi? İşte sultanlık mı dersin? İşte karı koca olmak mı dersin? Ne dersin aileyi tarif et? Hüseyin abi. Muhammed abi. Erdem abi. Anne baba ve çocuklardan oluşan bir toplum. Çok güzel. Aileyi tarif et. Ne dersin? Küçük bir devlet. Küçük bir devlet. İsmail abi sen? İki İsmail söyleyin. Ne dersin söyle orada. Sen söyle İsmail. Cennete giden yolda böyle. Cennete giden yolda. Devletin en küçük parçası. Devletin en küçük parçası. Abdullah abi. Vallahi ilk önce başta devlet olma sonra mıydı? Tamam. Şimdi bakın Allah bunu Kur'an'la nasıl buyuruyor biliyor musunuz? Bir aileyi bize anlatacak Allah. Hünne, o kadınlar var ya diyor. Libasul lekum, onlar sizin elbisenizdir. Elbise gibi sizi sararlar. Elbise gibi sizin ayıplarınızı örterler. Ya siz kimsiniz? Ve entüm libasul lekum lehünne. Siz de onlar için elbisesiniz. Allah aileyi öyle bir kısa bir ifadeyle o kadar icazdı, büyük manalar ifade eden bir kelime kullandı ki siz hanımlarınız da sizin için elbisedir buyurdu. Sizin hatanızı bir hanım korur. Hatanızı gizler. Siz de hanımınızın hatasını gizlemelisiniz. Tabii. Eskiden bir adam için en ağır olan şey nedir? Hanımının yüzüne karşı ya da toplum içerisinde onu bir takım sevmediği hasletlerle ayıplamasıdır.
Herkesin bu ağrına gider ama özellikle karı koca arasında çok farklı olur. Allah bunu bildiği için ne buyuruyor? Birbirinize elbisesiniz. Elbise sizi soğuktan koruduğu gibi karı koca da birbirini korur. Elbise sizin ayıplarınızı gizlediği gibi karı koca da birbirinin ayıplarını gizler. Elbise sizin yamuk yerlerinizi düzgün gösterdiği gibi karı koca da birbirini düzgün gösterir. Görüyor musunuz? Bak ilimsiz olmuyor. İşte bunu bilen bir kimse küçük yaşta bunları öğrendiği vakitte ne olur? Daha farklı olur. Dolayısıyla insan bir baba olduğu vakitte nasıl olmalı? Bir işçi olduğu vakitte patron gibi davranmamalı. Bir patron olduğu vakitte işçi gibi davranmamalı. Bir talebeler ilk geldiğinde talim-i talim okutuyoruz. Niye talim-i talim? Bak şimdi devlet dahi koydu. Adab-ı muaşeret dersi koydular. Duydunuz mu? Evet. Okulları. Adab-ı muaşeret. Nasıl oturulur, nasıl kalkılır? Herhalde onlardan bahsedecekler. Bilmiyorum onun içeriğini. Ama bizler de aynı adab-ı muaşeret, yani talim-i talim dersi koyuyoruz. Bir talebe medreseye geldiğinde talebelik nasıl yapılır? Hocaya soru nasıl sorulur? Tuvalete nasıl girilir? Yemek nasıl yenilir? Efendim tuvalette nasıl bir istinca yapılır, istibra yapılır? İlmi okumanın özelliği nedir? Hangi şeylerle ilme başlanır? Bunların hepsini öğretiyoruz. Sonra büyüdüğü vakitte yavaş yavaş artık hoca nasıl olmalıdır? Bunu da öğretiyoruz. Evet, geçen dersimizde ne okumuştuk? Fî kulûbihim maradun, onların kalplerinde hastalık vardır demişti Allah-u Teala münafıklardan bahsederken. Allah münafıklardan bahsederken kalplerinde hastalık vardır. Peki onların bir derdi yok. Nasıl bir derdi yok? Kalplerindeki bu hastalıktan kurtulma diye bir dertleri yok. Olmayınca ne oldu? Fezâdehumullâhu maradâ. Allah da onların hastalığını arttırdı. Bakın şu misali aman dışarı gidince hatırlayın. Bir meyve düşünün. Meyvede çürük var. Bu meyvede çürük olduğu vakitte güneşe tutarsanız ne olur Muhlis abi? Çürür. Güneş o meyveyi çürütür mü? Çürütür. Şimdi düşünün bir sağlam bir meyve var. İçerisine bir tane sinek girdi. Sinek oradan yemeye başladı. Ufak bir çürük oldu. Güneşi görünce ne oldu? O çürük daha da, ha sen meyvacı burada. O çürük ne olur daha da büyümez mi? Büyür. Şimdi suç kimin? Güneşin mi? Yani sen gelip seni gidi güneş, benim elmalarımı çürüttün ha diyebilir misin? Diyemezsin. Suç kimde arkadaşlar? Bizde. Allah buyuruyor ki onların diyor o münafıkların kalplerinde bir hastalık vardır. Bir kurt girdi oraya. Ama o kendini düzeltme gayreti içerisinde olmadığı için Kur'an'ın ayetini dinler. Hocaların sohbetini dinler. Resulullah'ın sünnetini duyar. O güneş gibi onları aydınlatır. Ama içindeki o çürüklük büyüdükçe büyür, büyüdükçe büyür diyor. O yüzden ne buyurdu? Fezâdehumullâhu maradâ. Allah onların hastalığını daha da arttırır diyor. Görüyor musunuz? Bu misali unutmayın. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için ne vardır? عَذَابٌ اَل۪يمٌ Çok elem veren bir azap vardır. Çok büyük bir azap. Hatta neden diyor Allah-u Teala peki azap vardır? Bakın. O kurt büyüdü. Bir ağacın içerisinde bir kurt girse ne olur? Yavaş yavaş çürür. O ağacı siz kurtarmazsanız, kurtarmaya çalışmazsanız o ağaç büyür, kurt büyüdükçe, çürüklükler büyüdükçe ne yaparsınız o ağacı? He? Kestiniz ne yaparsınız? Odun bile yapmazsınız. Eğer o çok çürümüşse onu sopaya bile atmaya gerek görmezsiniz. Atarsınız kıyıya köşeye, evde daha çok pislik yapmasın, 2 dakika sonra yanıp gidecek, pisliğiyle mi uğraşacağım dersiniz. Adam gibi bir adam olun ararsınız değil mi? Heh,
Bakın, eğer o kurt bir ağaç arkadaşlar dalından kesildiği vakitte hemen kurumaz, bunu unutmayın. Öyle mi? Bir ağaç dalı ağaçtan kesildiği vakitte hemen kurur mu? Kurumaz. Bir fidanı siz sulamadığınız vakitte hemen çürür mü? Kurur mu? Kurumaz. Zamanla. Zaman geçe geçe eğer kurumaz, siz onu sulamazsanız o kurur da gider. Ne gibi? Nasrettin Hoca'nın eşeği gibi. Nasrettin Hoca bir gün efendim tabii enflasyon olmuş. Aynı bizim bu dönemde olduğu gibi. Her dönemde var demek ki yani. Eşeğe veriyormuş günlük 10 kilo arpa. Enflasyon olmuş. Bağlanmış arpa. Bakmış ki yahu demiş bu eşeğin yediği ne? Getirdiği ne demiş. Bu böyle olmayacak demiş. Bu sefer demiş bunu 10 kilo arpasını 9 kilo yapalım demiş. 9'a düşürmüş. Eşek daha halen devam ediyor. Ama enflasyon durmuyor ki. Bu sefer enflasyon artınca bizim Nasrettin Hoca 8'e düşürmüş. Enflasyon durmayınca 7'ye düşürmüş. Bakmış ki bizim eşek zayıflamaya başladı. 6, 5, 4, 3 derken bir gün gelmiş hiç vermemeye başlamış. Aradan 3-4 gün geçmiş eşek ölmüş. Nasrettin Hoca da demiş ki yahu demiş mübarek tam da alıştırdıydım demiş yani. Eşek öldü demiş. İnsan bazen sohbetten uzak olduğu vakitte, Allah'ın dinini yaşamaktan uzak olduğu vakitte kuruduğunu fark etmez. Alışır. 10, 9, 8, 7, 6 ya her hafta gitmeye gerek yok. Her gün Kur'an okumaya gerek yok. Her gün zikretmeye gerek yok derken alışır, alışır bir müddet. Tamam ya ben böyle de idare ediyorum der. Bir bakarsın, bir kurursun ki öyle bir kurursun, içine de kurtlar girer, artık seni ateşe bile atmaya layık görmezler. Atarlar sadece senden kurtulmak için atarlar. Öyle bir hal olur insan. O yüzden Allah ne buyuruyor? Artık onu ne farklar ateş? وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlara çok elim, acı veren bir azap var. Neden sebep ya Rabbi? بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Yalan söylüyor. Söyledikleri yalan sözüyle yalanlarından dolayı onlar diyor Allah onlara acı bir azap var. O yüzden insan İmam-ı Bilge Hazretleri öyle biliyor ki enne az önce okuduk ya ki ennel harame narun sanki haram nedir? Ateştir arkadaşlar ateş. Peki haramla ateş arasında nasıl bir ilişki var? Nasıl bir ilgi var? Haram ve ateş. Bakın ateş değdiği yeri ne var? Yakar. Acıtır mı? Acıtır. Peki acısı geçtikten sonra nesi kalır? İzi kalır arkadaşlar. Günah da böyledir. Siz günah işlediğiniz vakitte tövbe edebilirsiniz. Ama velakin o tövbenin günahın izi kalır. İzi. Kalbinde izi kalır. O yüzden ehlullah tövbeyi tarif ederken demişler ki bazıları hatırlarsanız şöyle demiştik. Tövbe nedir diye sormuşlar. O günahı hiç hatırına bile getirmemektir demişler. Birisileri de demiş ki o günahı devamlı hatırlamaktır demişler. Diyorlar ki niye iki farklı birbirine zıt gibi gözüken iki tarif yaptılar ehlullah? Buyuruyorlar ki o günahından öyle bir tövbe edeceksin, öyle bir tövbe edeceksin ki artık onu yapmak hatırından bile geçmeyecek. Sen içki içiyordun, öyle bir tövbe edeceksin ki, kim gibi? Ebu Lübabe Hazretleri gibi. Bir hata işledi, kendini Mescid-i Direği'ne bağladı, Mescid-i Nebevi'nin direğine bağladı. Ebu Lübabe Hazretleri günlerce orada kaldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu zatın bir daha aynı günah işleyebilir mi? Hı? İşleyemez. İşte diyorlar ki, tövbe nedir? Öyle bir tövbe edeceksiniz ki o günah sizin hatırınıza bile gelmeyecek. Diğerleri ne diyor? Tövbe dediğin şey her daim o günah hakkında hatırında olması. Ne demek? Pişmanlığı gönlünde olacak diyor gönlünde. Yani sen Allah'ım sana ben nasıl asi oldum, nasıl senin emrini kırdım diye daima gönlünde
o pişmanlığın bulunmasıdır diyorlar. O yüzden sonu çok acayip arkadaşlar. Neden diyor Allah? Ben onlara niye bir acı bir azap tattırdım bilir misiniz? Bima kanu yekzibun, yalan söylediler diyor. Yalan söylemeleri sebebiyle. O yüzden insan etrafındaki insanlara şöyle nasihat etmeli. Yalan siyasetine son. Böyle demeli. Yalan söze son, yalan siyasete de son. Yalandan faydalanmaya da son demeli. O yüzden ne demişler? İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. O yüzden Allah'tan bunu istemek lazım arkadaşlar. Ramazan ayına giriyoruz. Geçen gün bir burada ufaktan bir sitem ettim. İşte gittim falancaya, o adam bana böyle dedi, ben de öyle dedim. Bir dahaki haftaya baktım, cemaatten kimse yok burada. O yüzden öyle demiyorum. Sadece şunu diyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz, Arif'e tarif gerekir mi Fatih abi? Gerekmez. Tamam. Anladınız demek istedim değil mi? Tamam, sorun yok o zaman, anladıysanız. Ramazan ayı geliyor Hüseyin abi. Gerekli yerlere müracaat edin. Allah için bunu bir cihat kabul edin arkadaşlar. Cihat kabul edin. Çünkü bu çocuklar, şunu unutmayın. Ben şu anda samimi olarak inanıyorum. Samimi olarak inanıyorum. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا okuyacaktım. Vaktim yetişmedi. Esas onu anlatacaktım. Ama samimi olarak şuna inanıyorum. Şu anda günümüzdeki mucizelerden biri nedir? Mucize gibidir yani. Nedir? Şu anda medresede okuyan talebelerdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Neden bilir misiniz? Bakın, siz okula çocuğunuzu veriyorsunuz. Devam mı? %90'ında böyle istisnalar kaideyi bozmaz. Çocuğunuzu veriyorsunuz. Bunu baştakiler de soruyor, alttakiler de söylüyor. Okullardaki gençliği siz anlatıyorsunuz bana. Ben gidip görmüyorum. Çoğunluğun söylediği bozulduğundan bahsediyorlar. Çocuğunuzu veriyorsunuz, kızınızı veriyorsunuz. Bu sistem öyle bir hale getirmiş ki okullar şu anda namus, iffet, edep, ahlak, haya hiçbirini bırakmıyor adamda. İstisnalar farklı. Maalesef öyle. İfsat ediyor, ifsat. Bu kadar bozuk bir toplum içerisinde sahabe gibi yaşanan yerlerdir medreseler. Sahabe gibi. Teheccüde kalkıyorsun, akşam saat gece 10'a yatıncaya kadar zikir, Kur'an, ders, başka bir şey yok. Allah'ın dini. O yüzden zamanın mucizesi gibidir medreseler buyuruyor. İyilik yapmak istiyorsan medresedeki bir talebeyi teşvik et. Sen de bu zamanın evliyasısın evladım, evliyası. Senin yaşıtların dışarıda ne halt yediler belli değil. Medreseyi bırakanların ne hale geldiğini ben görüyorum. Kimseye kınamıyorum. Devam. Kimseye de laf çarpmıyorum. Hamza bakma sağa sola öyle. Hamza da böyle dedektif gibi. Ama öyledir. O yüzden sizden ricam, iyilik yapın. Efendimiz öyle buyurdu. Bir zaman gelecek, haramı engelleyemeyeceksiniz. Kötülüğü engelleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın engel olamayacaksınız. O zaman bari iyilikleri arttırın buyurdu. Bugün iyiliği mi arttıracaksın? Bir yetimin başını okşa. Bir medrese talebesini ilme teşvik et. De ki, sen evladım, zamanın evliyası sensin de ona. Onun başını okşa. O çocuk medrese okumaktan dolayı bir sevinsin. Hoşlansın. Medrese okuduğundan dolayı iltifat görsün. Ya bu iltifatı illa fen lisesine gidenler mi görmesi gerekiyor ya? İlla üniversiteye gittim diyenler mi görecekler? Medresede okuyan talebe, ben medrese okudum, bana da aferin dediler desin ya. Taltif edin onları. Çocuklar böyle neyi okuduğunu farkına varsınlar. Emin olun, ben bunları cihat olarak görüyorum arkadaşlar. Çünkü o talebe yetişirse Kur'an yayılacak, yaşayacak. Kimde yaşayacak bu Kur'an? Talebeler ilim ehliyle yaşayacak. O yüzden sebep bu Ramazan'da yapacağınız çalışmaları Allah için cihat niyetiyle yapın arkadaşlar. İyiliği arttırmak niyetiyle yapın. Allah bereketini verecektir. Biz Allah'a güvenerek yola çıktık. İnşallah Rabbim tamamına kemaline erdirsin. Şimdi
Soru cevap hattı arkadaşlar açılıyor. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz değil mi? Ben de yeni öğrendim. Sorun yok. Şimdi soru cevap hattı şu. Şöyle bir şikayet oluyor. Ya İsmail Ağa'yı arıyoruz. Haklı olarak işte sıra 5. sıra, 10. sıra. Bekle, çok bekliyoruz hocam. Haklılar, doğru, evet. Biz de ne yapalım dedik. Özellikle şu Ramazan'a özel olarak yaptık. Ramazan'dan sonra bakacağız duruma. Çünkü insanların efendim normal soruları oluyor, vesaireleri oluyor her Ramazan. Orası da yoğun oluyor. Biz soru cevap hattı kurduk WhatsApp'tan. Onun linkini atacağız size. Efendim, isteyen o gruba katılabilir. Katıldığınız vakitte birisi size sordu. Oraya yazarsınız. Buna bizim fıkıh eğitimiyle uğraşan Muhammed Ceylan hocamız var. O ilgilenecek. Efendim, 24 saatte başında oturmayacak o. Siz o belirli bir saatler koyacak. Her gün atacak oraya ortama. İşte ben atıyorum 12-1 arası sorularınızı cevaplayacağım diyecek. Ya da işte 5-6 arası gibi. Böyle yazacak. Belirli günlerde, belirli saatlere tayin edecek. Siz oraya kaydolursanız aklınıza bir soru geldi değil mi? Ya da birisi size sordu. Ya bilmiyorum, bir hocalara soralım dediniz. Attınız oraya. Onlar size gün içerisinde dönecek değil mi Muhammed Emin? Evet. Bir. İkincisi arkadaşlar. Şimdi biz yaklaşık 200 kişilik yemek çıkartıyoruz. Sahur yemeğimiz var. Bu sahurdaki arkadaşlar sizlerden aldığımız paraları, ücretleri biz talebelerin bu hizmetin ihtiyacında kullanıyoruz. Tamam. 100 kişiye yakın yaklaşık yukarıda çıkıyor. Efendim yemeğimiz çıkıyor. Buraya da 70 ile 100 kişi arasında da burada bir yemek çıkacak. Dolayısıyla biz mesaj atıyoruz. İftar vermek isteyenler kişi başı 100 liradan yapsınlar bunu. Arkadaşlar bunu duyurmamı istediler. Ben de size duyuruyorum. Benim duyurmam hoş değil ama velakin öyle yani oluyor. Tamam. Siz de etrafınızdaki insanlara yapın. Bunları duyurun. Oradaki sahuruna 60 lira mıydı sahuru? 70 lira. İftarına da 100 liradan katkıda bulunun. Bunlar Ramazan'da, diğer yerlerde sizin adınıza okumuş olsunlar. Öyle düşünün siz. Bir yemeğini ben veriyorum diye düşünün. Allah-u Teala inşallah bereketi ihsan eder. Ramazan, bu son sohbetimiz arkadaşlar. Ramazan'dan bahsedecektik ama zaten gün içerisinde de yani diğer iftarlarda, buluşmalarımızda illa Ramazan'dan da bahsederiz. Şunu sadece söyleyeyim. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kim ki Ramazan'ı iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek oruçlu olarak geçirirse Allah onun günahlarını affeder buyurdu. Devam. Men sâme Ramazan'ı imanen ve ihtisâben gufre lehu mâ tekatteme min zelmi. Geçmiş günahları Allah ben bağışlarım diyor. Etrafınızdaki kişileri oruç tutmaya teşvik ediyor. Zira emin olun, o oruç tutmaya sizin vesilenizle başlarsa siz Allah'tan kaçan bir kulu Allah'a ulaştırmış olacaksınız. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Buyurdu ki, ey Musa, kullarımı bana, beni kullarıma sevdir. Dedi ki, ya Rabbi nasıl yapacağım bunu? Benim kullarıma benim nimetlerimden bahset. Nimetlerimden bahsedersen onlar beni severler. Sevdikleri zaman ibadet ederler. İbadet ettiklerinde de ben onları severim buyurdu. Tamam. O yüzden bizler Allah ile kulların arasını bulmaya niyet edelim. Bu niyet ile, ya Rabbi ben senin kullarını sana yöneltmeye niyet ettim. Bana bir tesir ver ya Rabbi deyin. Sakalı olmayanlar sakala niyet etsinler. Ramazan'da bir devrim yapın kendi iş dünyanızda. İmkanı olanlar sakalını bıraksınlar arkadaşlar. Takke takabilenler taksın. Sarığınızı bari namazlarda takın illa. Şalvar giyenler giysin arkadaşlar. Merak etmeyin, emin olun Allah yolunda cihad etmiş olacaksınız. Zira men ahya sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'ati şehidin. Ümmetimin fesat anında benim sünnetimin bir tanesi ihya edene 100 şehit sevabı var. Dolayısıyla Allah bu nimeti veriyor. Hele Ramazan ayındayız. O yüzden buna niyet edelim. Merak etmeyin, Allah size de bize de yardım edecektir. Ben Allah hakkında böyle hissi zannım var.
değil, itikadım var. İtikad ediyorum. Allah dostların hatırına bize yardım edecektir. Çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Kudüs'ü hadis-i şerifte Buhari'dir. اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي Ben kulumun zannı üzereyim. Ben Allah böyle zannediyorum derken zannın ötesine itikad ediyorum. Tamam? İtikad ediyorum. Allah-u Teala cümlemize yardımcı olsun. Gazze'yi tez zamanda kurtarsın. Amin. Karşısındaki İsrail ve yandaşlarını kahru perişan Amin. Eylesin. Ümmeti Muhammed'e birlik dirlik ihsan eylesin. Amin. Maddi manevi zahiri batin sıkıntılarınızı sıkıntılarımızı izale eylesin. Amin. Gençlikle ihsan eylesin. Amin. Yusuf hocamı da ailesini de bir an önce hapishanelerden kurtarsın. Amin. Baştaki idarecilere feraset nasip eylesin. Amin. Hayırlı seçimlerle hayırlı liderleri başa geçmelerini ihsan etsin. Amin. Fazl-ı Kerim'ine Rabbim de tez zamanda kız medresemizi de külliyemizi de çok hayırlı talebelerle hocalarla doldurup taşırıp bütün dünya neşru nema etmeyi ihsan eylesin. Amin. Medreselerimizi, derneklerimizi, efendim hatmelerimizi de, sohbetlerimizi de çok bereketli eylesin. Amin. Resulullah Efendimiz bizlere haberdar edip memnun ve mesrur eylesin. Amin. Ahirette benim ümmetim diye sahiplendiği ümmeti olmayı bizlere muvaffak eylesin. Amin. Bizleri bıkmaktan, usanmaktan, tembellikten, gevşeklikten kayırsın, muhafaza eylesin. Amin. Vatanımızı, milletimizi bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eylesin. Dostlarını bize, bizi dostlarına aşık eylesin. Bizleri ehli teheccüd eylesin. Bizleri ehli zikir eylesin. Bizleri her daim kendine müteveccih kullarına eylesin. Namazı hakkıyla kılmayı bizlere ihsan eylesin. Şu şalvarı, çarşafı, sarığı bize sevdirsin. Rabbim fazl-ı kerimiyle o aşkı, kendine olan hayranlığı ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.